Şimdi bunların hiçbiri yok. Kalp yetmezliği yok. Hiçbiri yok. Böbrek yetmezliği yok. Karaciğerimiz sağlam. Tiroidlerimiz iyi çalışıyor. İlaç da kullanmıyor. İlaç da kullanmıyor. Şişirebilecek bir tansiyon ilacıdır, başka bir ilaçtır. İki taraflı bacak şişliği var. Evet, iki taraflı. Sabahları şişiyor, kalktı. Peki, burada düşüneceğimiz şey şu. Bir tesisatçı gibi düşünün. Bir toplar damar sağ bacakta. Bir toplar damar sol bacakta. Bunlar karında birleşiyorlar. Büyük bir toplar damar olarak kalbe çıkıyorlar. Çok çizdik bunu. Evet, evet. Kalbe siz çıkıyorlar. Şebeke ve kalp olarak çiziyorsunuz. Emerek o kanı yukarıya almaya çalışıyor. Ve bu kan yukarıya geliyor, böylece bacaktan çıkıp bacağı rahatlatıyor. Kalpte sorun yok, karaciğerde sorun yok, böbrekte sorun yok. O zaman bu yolda sorun olabilir mi? Tabii. Peki, karındaki bu toplar damarda ikisi birleşti, karından gidiyor yukarıya. O toplar damarda bir tıkanıklık var. Mesela? Kan yukarıya rahat gidemiyor. Peki bu tıkanıklık niye olur hocam? Diyelim kolesterolü yüksek, diyelim olabilir. Kitle var, olabilir. Diyelim pıhtı attı. Pıhtı var veya dışarıdan bir kitle var basıyor. Evet. Çok hastamız o şeyin kenarında. Yani biz bacak şişliği de gelip de batın tomografi yapıp da kitle bulduğumuz çok hasta var. Evet, tabii ki bası olabilir. Aynen öyle. Yandaki organlarındaki kanser, tümör, kist, bir kitle, şişlik, bir kist, apse, bir kanama. Değil mi? O hematom. Etrafından sıkar bu damarı. Damar zaten etrafı elastiktir damar. Dışarıdaki baskıya dayanamaz güçlüyse çapı daralır. Bu yüzden kan rahat gidemez yukarıya. Hortuma basmak gibi. Bence. Aynen öyle. Hortuma bastınız artık kan gidişi zorlanmaya tabii başladı. Peki orada da bir şey yok. Oraya da baktık. Aşağı doğru iniyoruz. Her bacaktan çıkan damarda yukarıya doğru yine bu pıhtı olabilir. Yine dışarıdan bası olabilir. Veya daha önce bilmediği bir kaza geçirmiştir hasta. Mesela çarpmıştır. Çarpmıştır. Çarptığı zaman bacağın arter, atar damarla yani aşağı kan verenle, bacağa kan verenle, bacaktan kan alan damar arasında bir fazladan bir oluşum vardır. Arada bir yanlış geçit vardır. Buna fistül deriz biz. Atar damardan çıkan kan bu sefer dokuya gitmez aşağıya. Hemen kısa yoldan toplar damardan kalbe gider. Bu ne yapacaktır? Toplar damardaki basıncı artıracaktır. Zaten belirli bir şekilde yukarı giden kan siz atar damarın hızlı geçiş yapıp basıncını artırdığı, trafiğini artırdığı damarda o zaman trafiği artıracaksınız. O zaman kan göllenmeye başlar. Daha önce bir bıçaklı yaralanma geçiren bir hasta bacak şişliği olabilir. Kaza bu nedenle. Trafik kazası. Veya orada pıhtı olmuştur. Veya çok enteresan bir hasta gelmişti bana 25 yaşında. DVT dediğimiz bir tablo. Yani bacağa giden, bacaktan kanı toplayan toplar damar, femoral ven dediğimiz toplar damar tıkalı. 25 yaşında çok fazla biz bunu aslında beklemeyiz. İşte bir travma öyküsü var mı? Bir kaza geçirdi mi? Bir ilaç kullandı mı? Başka bir şeyler yaptı mı? Biz bunları hep sorarız. Bana dedi ki, hocam dedi çok fazla dedi kendini yormana gerek yok. Aynen cümle böyle. Ben dedi uyuşturucu kullanıyorum dedi. Bacaktaki toplar damara uyuşturucu yapıyor mesela. O ne yapıyor? Toplar damar içerisinde kendi yavaş yavaş bozarak damarı. Damarın yapısını bozuyor. Pıhtı oluşturuyor. Pıhtı oluşunca bacak şişiyor. Tamam. Veya sivrisinek sokmalar, akrep sokmalar, yılan ziyeli. Bunların hepsi bacakta şişlikler yapabilir. Çok basit görünür ama bacakta şişlikler yapabilir. Kan hastalıkları. Özellikle ben bayanlarda doğumu sorarım. Doğumda düşük olanlarda doğuştan pıhtılaşmaya eğilim vardır. Bu faktör 5 Leyden deriz buna, pozitifliğine bakarız. Bu pıhtılaşma eğilim normalde hiçbir şikayet olmasa bile kanı damar içerisinde pıhtılaştırabilir. Veya hasta uzun süre yattı mı? Yattığı zaman damar içerisinde kan pıhtılaşabilir herhangi bir nedenle. Veya ilaçlar, mesela doğum kontrol ilaçları. Kullandığınız zaman eğer eğiliminiz varsa evet, damar içerisinde pıhtı yapabilir. Pıhtı yaptığı zaman bacağın oraya giden kan tamamen bacakta birikir.